Örümcek abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel ve sevilen parkurlarımızdan buzlu tırmanma parkurundayız. Ve bugün burada inanılmaz zorlanacak arabaları getirdim. Daha doğrusu araba değil. Gördüğünüz gibi 3 tane tırımız, 3 de kamyonumuz var bugün. Süper tırlarla süper kamyonları bugün buzlu tırmanma parkurunda yarıştıracağız. Bakalım kamyonlar mı daha iyi, tırlar mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen burada arkadaşlar çok güzel bir kamyonumuz var. Renault 40 ayağı biliyorsunuz. 40 ayak mükemmel bir kamyonumuz. Renault Premium diye geçiyor herhalde. BMC Fatih'i biliyorsunuz ve Ford Cargo'yu da biliyorsunuz. 3 tane süper kamyon. Burada Volvo'muz var tırlarımızdan. Mercedes Actros var ve Scania bizler olacak. 3 tane süper tırımız, 3 tane de süper kamyonumuzla buzlu tırmanma parkuruna geldik. İlk ben başlayacağım. Çünkü bu parkuru ilk ben göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Buzlu tırmanma parkuru. İnanılmaz bir parkur. Zorlu, çok dik ve tehlikeli bir parkur olduğunu söylemeliyim sizlere. Ford Cargo ile şu an için başladım abi. Araç kocaman bir kamyon gördüğünüz gibi ama süper bir kamyon gerçekten. Siz de kamyoncu musunuz, tırcı mı? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kamyonlar mı, tırlar mı kazanacak? Birazdan göreceğiz. Burayı rahat geçtim abi. Şimdi tırmanmamız başlıyor. Buzlu tırmanma parkuru başladı. Allah abi, arkada yükümüz de var bayağı bir. Kaç tonluk araçla şu an için yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. Biraz zorlanmaya başladım, haberiniz olsun. Diskalifiye olabilirim, kalırsam diskalifiye gelebilir. Tam gaz yapıyorum abi, çok zorlanıyorum şu an için. Ford Cargo. Ama yine de pes etmeyeceğim, çıkmaya çalışacağım. Biraz zorlanmaya başladım. Araç çünkü lastikleri boşa dönüyor. İlk aşamayı geçtim abi, sıkıntı yok. Bir aşamamız daha kaldı. Burayı da çıkarsam parkuru bitirmiş olacağım abi. Ama çok tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Buzlu tırmanma parkurunda kamyonlar ve tırlar bakalım neler yapacak. Kamyonlarımızdan Ford Cargo'yu şu an için ben kullanıyorum ama gördüğünüz gibi abi tam bir canavar arkadaşlar. Gerçekten tam bir canavar. Güçlü bir kamyon gerçekten. Şurayı bir geçersem abi. Zaten gerisine kolay kolay diskalifiye olmam. Minik bir buzlu dönüşümüz var. Aman abi aşağı düşersem gideriz. Güzel. Minik de böyle bir dalgalı yolumuz var. Burayı da bir geçelim abi. Daha sonra zaten parkur bitmiş olacak. Neredeyse hiç zorlanmadım arkadaşlar. Yani çok az bir şey zorlandım. Gördünüz. Onun dışında parkuru güzel bir şekilde bitirdim. Ford Cargo kamyonumuz gerçekten çok güzeldi. Süper bir kamyon olduğunu bizlere bir kez daha ispatladı. O zaman şimdi bir tane ne izleyelim? Bir tır izleyelim değil mi? Tırın gücüne bakalım Baldi. Ya kamyonlar bitiriyorsa tırlar kesin bitirir. Neyse dur bakalım. Nasıl bir tırmış bu ya? Volvo muydu bu? Aynen Volvo. Çok çok güçlü bir tır Baldi. Dostum harika bir tır. Süper bir tır. Çok güçlü arkadaşlar. Ve gerçekten çok pahalı bir tırımız. Volvo'nun bu güzel tırıyla bakalım Baldi neler yapacak abi. Şu an izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dorsemiz yok. Zaten dorse takarsak çıkamayız arkadaşlar. Dorsesiz olmak zorunda zaten. Şu an için burayı geçtik abi. Sıkıntı yok. Devam abi. Devam. Aceleye gerek yok arkadaşlar ama buzlu yolda şöyle tam gaz çıkmanız lazım. Eğer gazı keserseniz, frene basarsanız direkt araba kayar ve diskalifiye olursunuz. Baldi'ye güveniyorum ben. Volvo'yu burayı çıkaracak abi. Volvo da Volvo ya. Abi çok güçlü tır değil mi? Gerçekten çok güçlü bir tırımız. Süper bir tırımız zaten. Hızlı, güçlü ve büyük ve süper bir tır karşınızda. Volvo. Abi şuna bakın be. Mükemmel çıkıyor. Hiç zorlanmıyorsun değil mi Baldi? Ya tırlar çok güçlü. Nasıl zorlanacak? Neyse dur bakalım. Yukarı doğru çıkıyoruz zaten. Vallahi çok iyi gidiyorsun abi. Mükemmel bir şey ya. Abi bu tır gerçekten çok iyi. Görüyorsunuz. Volvo gücü diyoruz. Süper bir tırımızdı Volvo. Ve gördüğünüz gibi burayı geçtikten sonra parkuru bitirmiş sayılacak. Zaten bitirdi aslında ama yine beklememiz lazım. Aşağı düşebilir, bir şey olur. Son dakika diskalifiye olmadan parkur bitti. Abi olay bu kadar basit işte. Ford Cargo'dan sonra Volvo'da buzlu tırmanma parkurunda çok başarılıydı. Gördüğünüz gibi her şey yolunda gözüküyor. Şimdi bir demir adamı izleyelim. Eski bir kamyonumuz biliyorsunuz. BMC Fatih
Gördüğünüz gibi yakında bunun BMC Pro'su da gelecek arkadaşlar. Pro'yu da biliyorsunuz genelde beyaz renkli oluyor. BMC Pro. Onu da getirmeye çalışacağım sizler için. Ve şu an görüyorsunuz Demir Adam. Abi bu arabayı yani bilmiyorum bu kamyon çıkacak mı abi, merak ediyorum. Geç dostum, geç çabuk kalkacak. Abi hızlı hızlı lan da oğlum, ne yapıyorsun ya? Abi dur ya, taklatacaksın ya. Abi gaza bas. Abi takılacağız abi, basmıyor ki abi, gaza basmıyor ki abi, ne yapıyor bu adam ya? Abi niye gaza basmıyorsun? Baza gaz çık, baza gaz ne ya? Gaza bas çık abi, git abi git. Bundan bir şey olmaz arkadaşlar, söyleyeyim. Demir adam çok saçma kullanıyor şu an. Evet yani tırmanmaya başladı fakat evet yani belliydi arkadaşlar. Çıkamaz abi, çıkamaz. Çıkamaz arkadaşlar, bu güçte bu kamyon burayı çıkamadı ve zaten kaydırdı. Olacağı da buydu zaten. Çıkamayacağı çok belliydi arkadaşlar. Denesin mi bir daha? Hadi bir daha denesin. Hadi bakalım bir daha denesin abi. Görelim abi. Oho abi bu ne ya? Abi çıkamıyorsun ki Demir Adam. Örümcek abi ya. Güçlü kamyon vermemişsin bana. Ya abi bırak ya. Ne güçlü kamyon vermedi? Fıstık gibi kamyon verdim valla. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an için gene süper bir tırımız karşınızda. Scania'nın çok güzel bir modeli. Kaçtı bu? R730 modeliydi. Aynen hatırladım. R730. Güzel bir Scania. Güçlü tır. Büyük bir tır, süper bir tır. Bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. Şu an maalesef BMC Fatih diskalifiye oldu kamyonlardan, tırlardan. Scania şu an için hızlı bir şekilde başladı. Suyun içinden kaptan devam ediyor ve çıkış başladı. Scania. Burayı çok rahat çıkacağız arkadaşlar, söyleyeyim size. Sorun yaşayacağımızı hiç sanmıyorum. Yani problemsiz bir çıkış olacağını düşünüyorum ben. Umarım düşündüğüm gibi olur. Scania şu an için yukarı doğru devam ediyor arkadaşlar. Hadi dostum. Hadi dostum, kaptan takılı kal orada sakın. Abi bunu yapmayacaktın ya. Abi işte bunu yapmayacaksın. Hızlı gideceksiniz dedim arkadaşlar kaç kere size. Hızlı gitmezseniz aha öyle geri geri gidersin. Daha kalkamaz. Daha o tır bu rampada kalkamaz arkadaşlar. Hem de buzlu bir yerde hiçbir şey, araç kalkamaz yani lastikle. Ve aşağı doğru kayarsınız, diskalifiye olursunuz. Bir daha zaten çıkması mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten mümkün değil. Scania artık geri geri kaptanla beraber iniyor gördüğünüz gibi. Diskalifiye geldi. Yani tekrar da denesek çıkamaz arkadaşlar. O yüzden hiç uğraşmaya gerek yok. Recep abi bir izleyelim isterseniz. Karşınızda taşıyıcı var. Renault Premium, yani 40 ayak denilen bir halk arasında, yani kamyoncular arasında 40 ayak diye bilinen bir kamyon. Çok güçlü bir kamyon, onu söyleyeyim. Yani hızlı ve güçlü bir kamyon. Yani bence bugün en iyi performansı Recep abiden göreceğiz sanırım, değil mi Recep abi? Herhalde çıkacaksın bugün. Let's go bilek Recep abin, her zaman başarır ha. Dur bakalım şurayı bir geçelim güzel. Lan oğlum yolları kapatmış lan bunlar. Vallahi beni zorlaştıracak. Şuradan çıkalım. Allah tam güzel güzel. Tam sıkıntı yok. Lan oğlum lan arka tekerler. Lan oğlum lan. Lan Scania. Senin yüzünden aşağı düştüm. Recep abi harbiden öyle oldu ha. Vallahi Scania'nın yüzünden oldu abi. Adam kaldı. Kaldı abi, Scania'nın yüzünden oldu. Adam sığmadı ki. Kenardan geçeyim dedi, arka lastik boşa çıktı. Ve maalesef diskalifiye geldi. Abi en favori kamyonumdu neredeyse 40 ayak. Ve maalesef diskalifiye geldi. Ve son tırımızı izleyeceğiz artık. Diğer tüm kahramanların performansını izlediniz. Bugün maalesef diskalifiye oranımız biraz fazla. Bugün sadece Ford Cargo kamyonlar sınıfından, tırlardan da Volvo bitirebildi. Actros bitirebilecek mi peki? Birazdan göreceğiz abi. Hadi bakalım, siz hala favori aracınızı belirlemediniz mi? Kamyoncu musunuz, tırcı mısınız? Yorumlarınızı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmediyseniz lütfen videoyu beğen tuşuna basın arkadaşlar. Butona tıklayın. Para yok, bir şey yok. Bedava tıklayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz tıklamayın zaten. İzliyorsanız, beğenmişseniz bir emeğin karşılığında like atarak verebilirsiniz. Şu an için Actros yukarı doğru çıkıyor. Abi Actros zaten güçlü bir tır arkadaşlar. Bence burayı rahat çıkacaktır. Scania'ya üzüldüm. Bak Scania hata yaptı. Kaptanın yüzünden oldu. Adam rampanın başında aşağı kaydırdı. Çünkü hızlı geçmedi. Bakın şimdi abi. Hızlı geç.
Olay budur. Orada takıldı alt tarafı ve geri kaydırmak zorunda kaldı. Ama Aktros'u Allah bir diskalifiye gelebilir. Çok kötü bir hata. Çok kötü bir hata. Şu an için yukarı doğru çıkış devam ediyor. Mercedes Aktros ile süper bir tırımız buzlu tırmanma parkurunda Batman'le en iyi performansı göstermek için yarışıyor ve Aktros gerçekten abi bu işi biliyor ya. Gerçekten biliyor arkadaşlar. Baksanıza şuna. Mükemmel bir şekilde çıkıyor. Bugün tırcılar biraz şanslı gibi ha. Ne dersiniz? Güzel güzel. Tırcılar da güzel. Kamyoncuların da performansları güzeldi ama sanki tırcıların biraz daha mı iyiydi? Birazdan göreceğiz. Önce Aktros'un performansı bir bitsin. Ya muhtemelen bitecek zaten. Burayı çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Burayı da gayet iyi. Son geçiş başarılı. Gerçekten güzel bir performansla Aktros'u izlemiş bulunuyoruz. Bugün 3 kamyon 3 tırımız vardı arkadaşlar. Kamyonlardan sadece ve sadece Ford Cargo ile ben bitirebildim. Yani ikimiz bitirdik. Tırlardan ise Aktros'la Volvo bugün buzlu tırmanma parkurunu başarıyla tamamladı. Sadece Scania en favorilerdendi. Maalesef bitiremedi. Volvo'yu görüyorsunuz. Arkada Aktros'umuz var. Kamyonlarda ben burada içindeyim. Ford Cargo'nun. Umarım favori arabanız bu üçünden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni seriler, yeni araç modları, kamyonlar, otobüsler ve arabalar yakın zamanda gelmeye devam edecek. Yine tabii size video fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.